Bu inşaatları hiçbir zaman durduramadığım için herhangi bir şekilde, hafta içi, hafta sonu, herhangi bir saatte, hiçbir zaman etrafımdaki inşaatlar durmadığı için maalesef bunu inşaatın olmadığı bir günde yapamıyorum. Hızlıca bu ağır girişten sonra burçlarla bu ayın favorilerine başlayalım. Öncelikle bu ayın burçları, bu arada burada defterim var her zaman gibi, ona bakıyorum yani, aşağıya baktım görürsünüz. Burçlar Aslan Burcu, böyle bayağı sonuna kadar, ve sonra Başak Burcu var. Aslan Burcu döneminde kendimizi oldukça böyle öne çıkarma ihtiyacını da hissedebiliriz. Böyle hani ilgi arayabiliriz, egomuzun okşanmasını arayabiliriz. Ama onun dışında da Aslan döneminde başarılı olmak istediğimiz projeler varsa başlamamız gereken dönemdeyiz. Özellikle de yeni ay esnasına denk getirirseniz muhteşem. Yani Aslan enerjisi bize biraz daha hayatta kalma, dışarıya çıkma, sosyalleşme, insanlarla olabilme, bazı işleri daha hızlı yapabilme, kendimize daha çok güvenme gibi enerjiler veriyor. O yüzden eğer planladığınız bir şeyler varsa bu zaman doğru bir zaman. Sonra da Başak enerjisi gelmiş olacak Ağustos'un sonuna doğru ve oradan sonra Eylül'ün sonuna doğru, yani benim doğum günüme doğru. Ve o sırada da biraz daha düzenleyebileceğimiz bir enerji gelmiş olacak. Yani Başaklar nasıldırlar? Ayrıntıcıdırlar. Küçük detayları görürler. Bu zamana kadarki görüşüm eğlenceli oldukları ama bir yandan da bazı söyledikleri şeylerin gerçekten yapıcı eleştiri olmadığını anlayamadıklarını düşündürtüyor bana. Eleştirsel, detaycı ve gerçekten eğer bir çalışma yapmak istiyorsanız tam bence bunun devam ettireceği kısmı bu. O yüzden şu önümüzdeki iki aya baktığımda, eğer bir projeye başlayacaksanız, eğer işte yeni bir iş yapmak istiyorsanız, eğer işte bir yeni bir işe girmek istiyorsanız, birileriyle bir şeyler paylaşacaksanız, yeni bir şeylere başlayacaksanız Aslan enerjisinde başlamak, yani Ağustos'un sonundan önce başlamak, kendimize özgüvenle başlamak açısından ve hani daha çok böyle enerjimiz olması açısından, bir de aynı zamanda flörtöz olmamız açısından önemli olabilir diye düşünüyorum. Flörtöz olmamızın da bu arada nedeni tamamen özgüvenimizin olması bu sezonda. Tabii ki bu herkes için geçerli bir şey değil. Hepimiz bu hani astrolojik enerjilere inanıyor olabiliriz, inanmıyor olabiliriz ya da bunu hissediyor olabiliriz, hissetmiyor olabiliriz. Bunlar tamamen benim öğrendiğim şeylerden ufak ufak şeyler. Evet, Başak enerjisinde sonrasında bu yeni başladığınız şeyi devam ettirmek için çok güzel kullanabilirsiniz onu da. Çünkü planlamalar yapmak için, ondan sonra işte böyle hız kazandırmak için, detaylara dikkat etmek için, belki Aslan sezonunda özgüveniniz çok yüksek olduğu için egonuz dolayısıyla yaptığınız hataları Başak sezonunda düzeltebilirsiniz eleştirel bir bakış açısıyla. Umarım ki kendinize, başkasına değil. Sonra da zaten terazi sezon geliyor ama onu Eylül'de konuşuruz. Bu arada bu video serisi Eylül'de 1 yaşında olacak ve bana şaka gibi geliyor. Bir senedir bu seriyi izleyen çok fazla kişi olmamasına rağmen devam ettiriyorum inatla. Ama gerçekten birçok insandan böyle güzel şeyler duyuyorum sanırım. O yüzden de birazcık devam ediyorum. Yoksa etmezdim muhtemelen. Ama ben eğleniyorum. Neyse, devam edelim. Öncelikle artık şu son 3 aydır şey yaptığımız bu ay için kart çekme mevzusuna geçelim. Şöyle kabaca karıştırıyorum. Dediğim gibi bu iş böyle yapılmıyor aslında. Her ay dediğim gibi. Ama biz şimdilik böyle yapılıyormuş gibi davranıp buradan kendimize bir kart çıkartacağız. Sonra iyi bir şekilde yorumlayacağız. Çünkü iyi dilekler vermek istiyorum aslında, mevzu o. Evet. Ağustos ayında hangi kart bizim geleceğimiz, bakalım. Kılıç altılısı. Şu anlama geliyormuş. Yolculuklar, yeni tanışmalar, mutlu girişimler, romantik keşifler. Yani bilmiyorum siz de fark ediyor musunuz ama sanki son 3 aydır çektiğimiz her kart normalde tarot böyle bakım olmasına rağmen cuk diye oturuyor ya. Ve hani benim bahsettiğim işte astrolojik şeyler. Çünkü az önce de demiştim mesela, yeni tanışmalar, mutlu girişimler, romantik keşifler. Tam bir aslan sezonu kartı. O yüzden bilmiyorum. Size o zaman bol bol güzel yolculuklar, yeni tanışmalar, güzel girişimler, şanslar,
romantik keşifler dilerim. Ay. Kartımız düştü. İyi başladık. Evet, favorilerim renk. Favori rengim şu ara beyaz krem gibi. Ya çok yaz ve başka bir renk yok böyle hani favorim olabilecek. Bejin eli sonu gibiyim zaten. Kıyafet. Aslında kıyafet olarak söyleyeceğim şey güzel görünen bir şey değil. Ama yine de söylemiş olmak istiyorum. Bu ara bir pazar takıntım var. Daha doğrusu aslında Temmuz takıntısıydı ama Ağustos'a kadar taşıdı kendini. Pazarda, bu arada Kadıköy pazarından bahsediyorum. Pazarda cuma günleri böyle çok işte kıyafet meyafet bir şeyler oluyor ve bir yere bir bakalım dedik falan. Hiçbir şey alamadım. Ama eğer böyle kumaş falan almak istiyorsanız bir uğrayabilirsiniz. Güzel şeyler var herhalde. Çok bakamadım dediğim gibi. Ama şöyle bir şey gördüm. Yarım tight'lar gördüm. Birkaç kişinin üstünde daha görmüştüm. Aslında beğenmiyorum. Gerçekten beğenmiyorum. Tight'ın yarım olması fikri benim kafama oturmuyor. Hani böyle şey ugly sneaker gibi. Aynı zamanda böyle bir tane ugly sneaker da var şu anda bende. Yani aslında sevmediğim birkaç bir şey giyiyorum ama bir yandan da şey düşünüyorum hani alayım rahat olsun. Sonra aldım o yarım taytı. Böyle dizimin üstünde bitiyor. İnanılmaz rahat olduğunu fark ettim. Yani biraz içimi gösteriyor. Ve sonuçta beğenmediğim bir şey. Ama o kadar rahat ki artık çok sevmeye başladım onu ve çok beğeniyorum artık ve her yerde onu giymek istiyorum. Böyle ona göre bir şeyler kombinler uydurmaya başladım ve artık gözüme güzel görünmeye başladı. O yüzden böyle hani daha önceden eğer böyle pislik atıp da beğenmediğiniz bir şey vardıysa deneyin. Öyle söyleyeyim, beğenebilirsiniz. Hani biri bana yarım tayt giyeceksin dese hayatta inanmazdım. Ama taytı olan bağımlılığımı düşününce yarım tayt da artık demek ki insanlar yeni şeyler denemeli. Aslan sezonunda bunu öneririm. Evet, şarkı. Favori şarkı. Favori şarkı olarak aslında şöyle komple bir albüm önereceğim. Ed Sheeran'ın yeni çıkan Collaborations No 6 diye bir albüm var. Ya favori şarkım tabii ki. Eminem, 50 Cent ve Ed Sheeran'ın beraber yaptığı, bunu söyleyince böyle şey oluyorum. Eminem, 50 Cent ve Ed Sheeran. Remember the Name diye bir şarkı var. En çok onu seviyorum. Ama onun dışında böyle albümün yarısına bayılıyorum. Öyle söyleyeyim. Feels diye bir şarkı var. Put It All On Me diye bir şarkı var. Adını hatırlayamadığım ve gerçekten çok sevdiğim bir sürü şarkı var. Bunları da ayrıca Summer 19 diye bir listem vardı. Orada çok sevdiklerimi aldım o listeye. Hani oradan da dinleyebilirsiniz isterseniz. Beni Spotify'dan takip etmek isterseniz adım Matrus K-A-A. Yani 3 tane A sonunda. Favori podcast, dizi ve film önerilerime geleceğim şimdi. Biraz daha hızlı devam ettirmeye çalışıyorum. Favori podcast için önerim yani Harry Potter kitaplarını tekrar dinlediğim için şu anda. Çünkü neden? Çünkü her sene en az iki kere bunu yapmak zorundayım. Her sene en az iki kere Harry Potter'ı başa alıp bitirmeden başka kitap okuyamıyorum. O yüzden tekrar başa döndüm. Onları dinlerken aynı zamanda da şey dinliyorum. Ya aslında bile söylemiştim bunu kanalda çok fazla. Harry Potter and the Sacred Text diye bir podcast var. Eğer hiç dinlemediyseniz bir kulak verin derim. Güzel bir podcast. Dizi olarak Shield'ı başa sardım. Yani aslında çok şey başa sarmışım. Bu şey 5 tane işte retronun olması, Merkür retrosu bilmem ne, geçmişe bakış zorlaması. Dolayısıyla bence Temmuz'un sonuna doğru artık benim böyle bir geçmişe dönme enerjim vardı. Bence o yüzden bunları tekrar ediyorum o yüzden. Maça! Hayır! Maça şu anda tripoda yattı. O yüzden sallanırsam kusura bakmayın lütfen. Şu koydu kafasını tripoda. Yapacak bir şey yok. Kedili hayat. Shield'ı tekrar izliyorum. Eğer Shield'ı izlemediyseniz ve Marvel filmlerini azıcık bile olsa seviyorsanız ya da ajan filmlerini seviyorsanız, ajan dizilerini seviyorsanız, süper kahramanları seviyorsanız ya da ne bileyim yani Macera seviyorsanız gerçekten çok güzel bir dizi. Shield gerçekten efsane bir dizi bence. Ve çok güzel. İzleyin. Film olarak da önereceğim film şöyle. Aslında en son Hızlı ve Öfkeli'ye gittim. Muhteşem bir filmdi. Hala izlemediyseniz lütfen izleyin. Ama zaten onu izlersiniz diye düşünerek Tolkien'i önermek istiyorum. Tolkien diye bir film yaptılar ve ben tabii ki Psycho'ya bağladım ve koşarak sinemaya gittim. Ve hani hatta gitmek istiyorum diye ağladım. Gerçekten ağlamasam da en azından gitmek istiyorum diye böyle çirkin bir surat yapmışımdır. Yani eminim yapmışımdır. Çünkü
Çok seviyorum Müziklerin Efendisi serisini. Klasik çünkü. Hani nerd. De güzel mi? De güzel de Tolkien'in hayatından böyle belli yerler anlatıyor. Çok hani hepsini vermiyor aslında. Biraz daha böyle aşkı, arkadaşlıkları, brotherhood muhabbeti nasıl oluştu. En sonunda işte hani savaşa gönderiliyorlar falan. Oralar ya aslında Yüzüklerin Efendisi'ni, Hobbit'i neden yazdığını, nereden kaynaklandığını, nereden esinlendiğini görmek isterseniz güzel bir film. Ağlayabileceğiniz bir film. Onun için önereyim. Ama bir yandan da kendinizi çok böyle ilham almış hissedebileceğinizi düşündüğüm bir film. Bir yazar kolay doğmuyor. O yüzden bir türlü ben yazar olamıyorum muhtemelen. Kitap. Harry Potter'a tekrar başladım. İkinci kitabını bitirmek üzereyim şu anda. O yüzden bir şey demeyeceğim. Muhtemelen siz bunu izlerken ben üçüncü kitabının yarısında falan olurum. O yüzden yeni bir kitap önerecek miyim, önermeyeceğim. Şu anda The Extraordinary Journey of the Fakir Who Got Trapped in an IKEA Wardrobe üzerine bir makale yazmaya çalışıyorum. Umarım yazacağım ve Eylül'de teslimim var. Yay! O yüzden yeni bir şey okumuyorum. Kahve önerim. Kahve önerecek bir şeyim yok şu an için. Sadece şunu önerebilirim. Badem sütüyle ice latte. Bunun tarifi web sitemde var. www.tukcesenagurkan.com şeklinde gidebilirsiniz. Çünkü bayılıyorum şu anda ona. www.tukcesenagurkan.com. Çay slash içecek önerisi. Kaju sütü, badem sütü, işte yulaf sütü, artık bitkisel sütler, kafayı yediğim içecekler şu anda bunlar. İnanılmaz derecede de öneriyorum. Yemek. Yemek önerisi olarak da şöyle bir bombam var yine. Bitkisel devam edeceğim. Kaju peyniri slash yoğurdu diye bir şey yaptım böyle. Tarifini eğer isterseniz sizinle paylaşırım. Ama hani çok da bir tarife ihtiyacınız yok açıkçası. Kajuyu benim o badem sütünü yaptığım gibi bir şekilde yapıyorsunuz. Çok kolay, inanılmaz kolay. Ve uygun fiyatlı. Herkes böyle hani vegan bir şeyler içmenin nedense çok pahalı olduğunu düşünüyor. Çünkü sütü oradan aldığında badem sütü 25 lira ama kendin yapınca 5 lira. Hani onu unutmayın. Gayet uygun fiyatlı, inanılmaz lezzetli bir tarif var. Gerçekten manyak gibi yapıyorum onu. Çiğ kaju geceden ıslatıyorsunuz, bekliyor sabaha kadar. Ondan sonra sabahleyin blenderdan kaju kadar bir su, belki biraz daha az koyuyorsunuz. Ondan sonra bız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 
peynirsini biraz bol koymanızı öneririm. Çünkü eğer geleneksel peynirlere alışıksanız benim gibi, yani sürme peynirlere ya da bu şekilde yoğurtlara, bunların içinde zaten bunlar çok aşırı seviyede oluyor. Eğer tadı biraz daha böyle yağlı ve tuzlu olsun istiyorsanız böyle yapın. Ama hiçbir şey koymadan da tadı çok güzel. Böyle geçtikten sonra süzmenize gerek yok onu. Çünkü yoğurt/peynir yaptığımız için aynı o şekilde kaba boşaltın. Dolaba koyun. Dolapta 3/4 gün kalabilir. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Eğer tarifini yazmamı isterseniz, ki zaten muhtemelen bunu yazarım, web sitemde bulabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir şey. Lütfen bir deneyin. Yani bir peynirin yerini almasın, vegan olun falan demiyorum ki, olursanız gerçekten çok güzel olur ama hani ben de vejetaryenim şu anda, vegan olmaya çalışıyorum. Ama yani bu vejetaryen, vegan falan böyle hani hepsini kenara kaldırın ya da işte ne bileyim bir şeyler almamak, işte ekolojik olmak falan filan, bunlar bir yana, tadı o kadar güzel ki anlatamamsız. Aktivite. Şu anda favori aktivitem ekolojik yaşam hakkında bilgi toplamak. Pinterest'ten eğer beni takip edenleriniz varsa yeni bir liste oluşturdum sürdürülebilir yaşam diye. Ve oraya böyle ekolojik alternatifleri koyuyorum hep. Hani çünkü şeyi fark ettim ben çok, yani bunun hakkında yine daha detaylı konuşabilirim muhtemelen ki bunun hakkında birçok video yapmak istiyorum. Çünkü biraz daha bence hepimizin bilgi vermesine daha çok ihtiyacı var dünyanın şu anda. Dünyanın bize ihtiyacı var çünkü. Ben çok çöp çıkartan ve gerçekten çok az dikkat eden biriyim. Ve bir şekilde ekolojik izimi azaltmaya çalışıyorum. Yani bundan daha az plastik kullanmaya çalışıyorum. Bazı ürünlerin daha uygun fiyatlı ve ekolojik versiyonlarını almaya çalışıyorum. İşte bunlarla ilgili birkaç tane daha video yapacağım bu arada. Ama benim şu anki favori aktivitem bunları Pinterest'te borduma yapıştırmak. Gerçekten en sevdiğim aktivite bu. Umarım yakın zamanda bunların yapılışına geçeceğim. Ve favori aktivitelerimden yine bir tanesi de şu. Şu ana kadar gördüğüm her şeyi önce kendim yapmaya çalışacağım. Yani yeni bir challenge yaratıyorum kendime. Low buy challenge. Bunun hakkında bir video görmek isterseniz yine yapabilirim. Favori alıntım. Bunu
Pinterest'te yine dolaşırken bulmuştum ve kaydetmiştim böyle. Gerçekten orada zaten favori alıntılarım şeklinde böyle bir yerim var. Quotes I like yazıyor üstünde. Oradan girip de bakabilirsiniz aslında. Calvin ve Hobbes adlı bir karikatür var. Bilmiyorum biliyor musunuz ama çok seviyorum ben onları. gerçekten çok seviyorum. Çok böyle hani kendimi görebiliyorum. O yüzden de ondan bir şey okuyacağım şimdi. Doğrusu şu ki çoğumuz nereye gittiğimizi vardığımızda keşfederiz. Evet, bu alıntıyla da sizi bırakıp kendinize iyi davranmanızı hatırlatmak istiyorum. Kendinize ve çevrenizdeki canlılara, mümkünse cansızlara da, çünkü ben bir şekilde nedense her eşyanın bir şey olduğuna inanıyorum böyle safça, salakça, o yüzden hiçbir şeyimi atamam falan böyle yani. Ama çok alakasız. Evet, kendinize iyi bakın. Kendinize, etrafınıza iyi bakın. Dünyanıza iyi davranın. Hayvanlara iyi davranın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.